Öbürüne de. Adım Mithat İşevi, sanayide otu yedek parçacısıyım, esnafım. Ablamla beraber tırpan yaparken, bahçede temizlik yaparken tesadüfen 2 gün önce bulduk. Yani araştırdık, gök taşı olduğuna kanaat geldik. Mıknatısla da gördüğünüz gibi tutuyor. Yani biz de araştırdık. Gök taşı olduğunu söylediler. Ablamla beraber bir parçasını şurada buldum. Ablam da öteki parçasını şu öteki fındık ocağının dibinde buldu. O günü araştırdık, taşları aldık. Beraberce araştırdık, internete baktık. Diğer taşlarla aynı olduğunu gördük. Daha önceki bulan arkadaşların da baktık şeyleri, yapısı aynı. Demir gibi ve kokusu da işte demir kokusu gibi. Mıknatısla baktık, şeyleri araştırdık. Bütün madenleri, şeyleri tıpatıp birbirini tutuyor. Kilogram olarak da 1,5 kilo civarında. Şu gördüğün taş 750 gram. Şu da 450 ve 150 gram. Ağırlığında 3 tane parça olarak bulduk. Hepsi de yakın bir çevredeydi. Birbirine yakın olarak bulduk. Bu taşları şu anda satmayı düşünmüyorum çünkü aynı taşlarda koleksiyonum var. Başka değişik, farklı. Volkan taşı ayrı. Hani ben de bunları değerlendirmeyi düşünüyorum kendi elimde. Ki olarak şu anda yok. Hani satmayabilirim ama iyi bir teklif de olursa düşünürüm. Bahçe temizliği yaparken işçilerimizle beraber bu taşı gördük. Diğer taşlardan daha değişik olduğu için ilgimizi çekti. Bundan bir iki ay önce de meteor yağdığı için bölgemize o olabilir diye düşündüm. İşte kardeşlerime sordum, gösterdim. Onlar da o anlıyor bu işlerden. İnternetten araştırdı, baktı. Gerçekten meteor taşı olduğunu söyledi yaptığı araştırmalarla. Şu oldu, kardeşim olan Mithat bu şeylerde niye anladığı için o zaten yanımdaydı. Ona gösterdim. Sen dedim bunu değerlendir. Bak onu da çok ilgisini çekti. Kendisi zaten koleksiyon yapıyor. Taş koleksiyonu yapıyor değişik taşlardan. Onu değerlendir. Şey yaptı. İnternete girdi. Şeye girdi. İşte mıknatıslarla deneme yaptı. Değişik bir tür denemelere tuttu. Bunun kanaat getirdi yani şey olduğuna.